Burak Elmas yine berbat bir programa imzasını attı. İnsanlar ondan bir şeyler öğrenmek için ekran başına geçmişken, gerçekten merak ettikleri soruların neredeyse hiçbirinin cevabını almadan program bitti. Açıkçası ben programı seyretmemiştim. Programı Buket Aydın hanımefendi ile yaptığı için ben bir magazin programı olduğunu düşündüm. Ve Trabzonspor maçını seyrettim. Akşam gece geç saatlerde Erhan Telli'nin, benim sevgili kardeşimin, öfkeli videosunu izledikten sonra oturdum, programı tekrar izlettim. İletişim açısından tam bir felaket, bir başka programa daha imza attı başkan. Şimdi size onların konu başlıklarını da vereceğim. Söylediklerini, söylemediklerini altını çizeceğim. Neden bir iletişim felaketi olduğunu da belirteceğim. Bir, önce Erhan kardeşimin açtığı konudan başlayalım. Başkan Burak Elmas iki yerde kendisini ağır eleştiren, ağır suçlamalarda bulunan gazeteci kardeşlerimi manipülasyon yapmakla suçlarken iş sahibi olmayan gazeteciler nitelemesi yapıyor bir yerde. İşsiz gazeteciler nitelemesi yapıyor bir başka yerde ve popüler olmak peşinde koşuyorlar. Galatasaray buna hizmet etmez diyor. Şimdi abone sayıları 70 bini bulmuş, her programı bir stadyum kadar insan tarafından seyredilen Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli ise eğer bahsettiği isimler, ki akla gelen ilk isimler onlar. Yahu Gökhan Dinç'e bir kızgınlığınız olabilir çünkü konuşursam yer yerinden oynar diye konuştuğunuz, alelacele basın toplantısına karar verdiğiniz toplantıda size gerçek soruyu işsiz gazeteci arkadaşım, kardeşim Gökhan Dinç sormuştu. İzin alın bakın ben konuşurum dedi. O da dedi ki size Sayın Başkan sizin onlardan izin almanız daha kolay. Siz izin alın. Ve Nihat Özdemir size o izni verdi ve siz o açıklamayı yapmadınız. Bir defa taraftar oradan çok kırgın. Yani üst üste 4-5 maç bariz hakem hatalarıyla Galatasaray'ın hakkı yendiği düşünürken sizin federasyona gidip sonuç alamadan gelmeniz ve bir konuşursam yer yerinden oynar. Siz izin alın ben konuşacağım deyip konuşmamanızdan bir sınıfta kaldınız. Orada Gökhan Dünç'ün önemli rolü var. Öte yandan yönetim kurulunu oluştururken başkan yardımcılığı makamını layık gördüğünüz yol arkadaşınız Rezan Hep Özdemir den Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli'nin yaptığı programa bağlı ben Galatasaray'daki tüm görevlerinden istifa ettim demesi üzerine kurtuldunuz tabiri caizse. Öte yandan bütün Türkiye'nin hedefi haline gelen biraz da Gökhan'la Haluk'un yüzünden işte Işıtan Gün menajerlerle menajer arkadaşlarıyla kulübü soyacak iddialarının ardından Işıtan Gün'ün o programa çıkmasına izin verdiniz. Hatta siz istediniz. Ve Işıtan Gün'ü hiç tanımayan insanlardan biri olarak ben Işıtan Gün'ün tertemiz bir yönetici olduğuna ikna oldum. Yok işte hırsızlık yapıyor, formaları aldı, geri vermedi. Tezinin cevabını da orada verdi. Çıkar ilişkisi olmadığı konusunda beni ikna etti. Fatih Terim'in ayrılmasını istemediği konusunda ikna etti. Hatta devam edelim dediğini ki stratejik olarak sizin yapmanız gereken şey Fatih Terim'le devam etmek. İşte hoca da bu kadar yaptı falan deyip belki de onun kalkan altına girmekti. Neyse. Onlar öyle fonksiyonu olmayan insanlar değiller. Yalanla uğraşmaktan bıktık diyorsunuz. Şeffaflık istiyorsunuz. Yalanla uğraşmak istemiyorsanız ve şeffaflık istiyorsanız bir tek konu hariç hiç şeffaf olmadığınızı söyleyebilirim. Fatih Terim konusunda şeffaf olmamanızı saygıyla karşılıyorum. Galatasaray taraftarlarından size dönük böyle bir öfke varken ve Fatih Hoca bu kadar sevilirken Galatasaray'ın efsanesi olan Fatih Terim'in yıpranmaması için zor durumda kalmaması için susmaya devam etmenizi ben saygıyla karşılıyorum. Ben ulaşabildiğim bilgilerden bazı perde arkalarını anlattım ama Fatih Terim konuşunca muhtemelen siz de konuşacaksınız. Buna saygı duyuyorum. Ama
kulüp üyeleriyle yaptığınız o kapalı toplantıda verdiğiniz menajerlik ücretlerini şeffaflıkla açıklıyorsunuz. Galatasaray'ın kaynakları kötü kullanıldı diye açıklıyorsunuz. Ama size Buket Hanım'ın sorduğu işte sportif direktörün Paskal'ın aldığı maaş ne kadar, danışmanınızın aldığı maaş ne kadar sorusuna Campos'un makul ücretler veriyoruz canım, bütçemizin içinde izliyorsunuz. Niye bunu hem kapa bildirmek zorundasınız, bildiğim kadarıyla kapa bildirmiyorsunuz. Kapa bildirme zorunluluğunuz yoksa niye insanlarla paylaşmıyorsunuz? Yani Luis Campos transferinin ya da danışmanlığının Galatasaray için çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yıpranmak mı istemiyorsunuz? Torrent'in maaşını açıklamıyorsunuz ama diyorsunuz ki şeffaf olmak lazım. Biz şeffafız, biz şeffafız, biz şeffafız. Nasıl bir şeffaflık bu? Şeffaflıktan anladığınız ne? Yani Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir teknik direktörü görevden alıyorsunuz. Orada şeffaf olmamanızı anlıyorum ama eğer şeffaflık diyorsunuz, bir gerekçe ortaya koymanız lazım. İki, yani oradaki iradenize de bayılıyorum. Verdiğimiz kararın doğruluğuna %100 inandığım için, Galatasaray Genel Kurulu üyeleri de Galatasaray menfaati için kararlar vermek konusunda beni zorladığından bu kararı verdim diyorsunuz. Perde arkası anlatmıyorsunuz ama şeffaflıktan bahsediyorsanız anlatmanız lazım. Haydi ben bunu anlıyorum. Şeffafız diyorsunuz. İki eski başkanın döneminde yapılan transferlerde menajerlere verilen fahiş komisyon ücretlerini açıklıyorsunuz. Oradaki amacın da ben eski başkan ve yönetimleri suçlamak değil de Fatih Terim'in onayıyla yapılan transferlerde verilen ücretler olduğunu tahmin ediyorum. Yanılıyor olabilirim ama benim tahminim bu. Kendi çalıştığınız profesyonellerin maaşlarını ödemekten çekiniyorsunuz. Bu ne periz, bu ne lanetur. Ya bir insan bir röportaja çıkarsa, yani bu temel bir kural. Ben Ruiz Campos'un ne maaş aldığını bilmiyorum ama bir iletişim firmasıyla anlaşırsanız eğer, ki öyle dahi olmasına, çok süslü püslü sunumlar yapmasına falan gerek yok. Ruiz Campos'un aldığı paranın yarısına doğru iletişimi sağlar, kamuoyunu doğru bilgilendirir, zamanında bilgilendirir ve manipülasyonun önüne geçersiniz. Böyle acemilik olur mu? Bir insan bir programa çıkıyorsa, o programda ya da gazetecilerin karşısına çıkıyorsa ne söyleyeceğini bilir. Vermek istediği mesajı kafasında netleştirir ve öyle çıkar. Mesaj ne? Yok. Verilmeyen, yeni verilen bilgi yok. Bir tek bilgi var. Fatih Terim sayesinde seçildiğimi reddediyorum dediniz. Ona da saygı duyuyorum. Başka? Bu koca toplantı niye çıktı? İbra edilmezseniz 26'sında ne yapacaksınız? Tüzüğümüzün amir hükümleri neyi emrediyorsa onu yapacağız. Mahkemeye gideceksiniz yani. Yok, hayır, tüzüğümüzün amir hükümleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Yani mahkemeye gideceksiniz. Ben size bir tüzük vereyim. Böyle bir diyalog olur mu? Genel kurulu üyelerimiz, yani bizi eğer ibra etmezlerse biz tüzüğümüze göre bir ay içinde yönetimimize toplanıp seçim kararı almak zorundayız. Ama işte Yargıtay Kararlar Dairesi hem Adnan Polat hem Mustafa Cengiz yönetimindeki idari iblağsızlıkların hukuka aykırı olduğunu, hukukta böyle bir şey olmadığını söylediler. Biz seçime gitmeyiz. Genel kurulu üyelerimizin kararı başımızın üstüne, seçim kararı alırız, gideriz. Mali iblağsızlığı beklemiyoruz çünkü mali iblağsızlık için somut, yüz kızartıcı bir suç gerekir, bir suistimal gerekir. Biz suistimal yapmadık. Genel kurulu üyelerimiz böyle bir şey yapmaz. Niye demiyorsunuz? Bir muğlak. Muğlak ve bunun adı da iletişim ve şeffaflık. Ne yapın, ne edin? Bir iletişimci alın. Canınızın istediği zaman, canınızın istediği yerde, canınızın istediğini söyleyerek insanları işsizliğiyle vurmadan, ki YouTube yayıncılığı ciddi bir iş,
Yani ben bu işin amatörüyüm ama yani 100 bine yakın izleyicisi olan, milyon kere izlenen falan arkadaşların hatır sayılır paralar kazandığını da tahmin ediyorum. İşsizliği de vurarak falan taraftarınızın gönlünü kazanamazsınız. Genel kurul üyelerinizi ikna edemezsiniz. Ayrıca sizin ikna etmek zorunda olduğunuz kitle sadece genel kurul üyeleriniz değil. Tüm kulüplerimizde dışarıdan gelen üyelere karşı bir dirsek koyma var. Burası bizimdir, durun öyle falan deyip, ama bu adamlar dekodur olanlar, bu adamlar forma alanlar, bu adamlar stadyuma girenler, gelenler. Bu adamlar bütün maç boyu dualarla maçı izleyip takımının kazanmasını isteyenler. Onları yok sayamazsınız. Tüm liderlerin, tüm kulüp başkanlarının, Ali Koç'un, Burak Elmas'ın, Ahmet Nur Çebe'nin, Ahmet Ağlu'nun alayının görevi kendi kulüp taraftarlarını doğru bilgiler. Siz ne anlarsınız? Biz Galatasaray'ın menfaatini en iyi biz düşünürüz falan deme. Hakkınız yok. Sizin Galatasaray'ın ya da X kulübün menfaatini en çok düşündüğünüz konusunda ikna etmeniz için bir şeyler söylemeniz lazım. Çok başarısız bir röportajdı. 26 Mart'ta sizi çok zor bir genel kurul bekliyor. Şunu artı olarak söylemeliyim. Kendinize güveniniz ya da yaptığınız işlerin doğruluğuna güveninizi saygıyla karşılıyorum. Yani çünkü bundan hayal kuruyorsunuz ve iyi bir sonuç alacağınızı düşünüyorsunuz. Fatih Terim'i koruyorsunuz falan, ama berbat bir iletişim. Böyle iletişimle siz genel kurul üyelerinizi belki ikna edersiniz, belki edemezsiniz, ama taraftarı ikna etmeniz çok zor. Ya sizin bir Galatasaray TV'niz yok mu? Galatasaray televizyonuna çıkıp niye konuşmuyorsunuz? Torrent niye konuşmuyor? Sporcular niye konuşmuyor? Niye gazetecileri kendi kanalınıza davet edip bu soruları gerçekten spor gazetecilerine sordurmuyorsunuz? Ya da niye kendiniz yani Torrent diye bir adam geldi, adam beden eğitimi öğretmeni deniyor. Biz adamı sadece maç önü ve maç sonundaki konuşmalarından takip edebiliyoruz. Torrent'ten öğrenebileceğimiz çok şey olduğuna eminim. Çoğu insan beğenmese de. Biraz doğru iletişim yapıyor. Taraftarın da kalbini kazanmak zorundasınız. Biz acı çekeceğimizin farkındayız. Çekmeden bu acıyı hafiflete hafiflete gitseniz, her şeyi gizleyip gizleyip ben bilirim, biz biliriz, biz yapıyorsak Galatasaray için yapıyoruz deyip hiçbir şey söylememek taraftarı ikna edemez. Bu kadar basit. Niyet halis olabilir ama mesajlarınızı doğru veremezseniz, şeffaflık deyip basit soruların cevabını vermezseniz, İbra meselesinde muğlak bir tartışmaya açık alan bırakırsanız nasıl bir başarılı röportaj olsun ki bu? Buradaki tek başarı Buket Aydın hanımefendinin başarısıdır. Bu kadar spor kanalı varken, TRT'si, yayıncı kuruluşu, A-Spor'u, TVBus'u, Buket Aydın programına çıkıyorsanız burada alkışlanacak olan insan Buket Aydın'dır. Gerçek spor gazetecilerinin karşısına çıkın, zor sorulara hazırlıklı olun ve zor sorulara cevap verin. Cevap verin. İdare etmeyin. Makul bir ücret. Ya Campos için 2 senede 2 milyon euro verseniz de makuldür. 500 bin euro verseniz de makuldür. 300 bin euro da verseniz makuldür. Campos'un getirdiği oyunculardan Galatasaray Kulübü çok para kazanırsa yüzde verirseniz de makuldür falan da nedir? Yok. Neden? Şeffafız biz. Değilsiniz. Kendi kendini açığa düşürerek yapılan röportajın başarısız bir röportaj olduğunu bir kez daha tekrar etmeme gerek yok. İnsanları da işsizliğinden vurmazsanız daha şık olur. Görüşmek üzere.